Evet, kendine bir yay ailesi, başka bir videodan tekrar merhaba. Rekord tuşuna bastık. Bugün yine güzel bir konuyla karşınızdayım ve çayım yanımda. Her zamanki gibi çaysız olmaz. Umarım sizin de çayınız, kahveniz yanınızdadır. Konu sürükleyici diye düşünüyorum. Sürükleyici olmasının en büyük sebebi insanla ilgili olması. Çünkü siz de takdir ederseniz insan dediğimiz varlık okyanus derya, çok derin bir yapıya sahip, çok karmaşık bir yapıya sahip, kompleks bir varlık. O yüzden insana dair konular hiçbir zaman bitmek bilmez, tükenmek bilmez. İnsan öleceği güne kadar kendisinde emin olduğu veyahut ben bu konuyu biliyorum dediği birçok şeyde yanılmaya mahkumdur diye düşünüyorum. Hatta Ama Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku filminde böyle bir sahne geçer. Şöyle bir replik vardır. Bundan sonra ne yapacağız der filmin sonuna doğru. Der ki hayat bizi yanıltana kadar inandığımız doğrulara inanmaya devam edeceğiz der. Mesela bu arada o filmi tavsiye ederim. Bir aşk filmi gibi bir adamın bir aşkı araması gibi durur ama derin felsefi bir filmdir. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, ben sizler için notlar çıkarttım. Yani şu 2-3 günlük periyotta benim anlama dair belirlediğim, anlama dair bulgularım, anekdotlarım, düşüncelerim, sentezlerim. Bunlar üzerine kafa yordum 2-3 gün boyunca. Zaten bende mevcut olan anlamları var. Fakat daha farklı neler olabilir diye düşündüm, taşındım. Şöyle 15-16 maddelik bir şey çıkarttım kendimce. Ama en başında şunu söylemek isterim. Bunlar benim düşüncelerim. Bencesi, işin bence tarafı. Yani eleştirilebilir, yanlış olabilir. Elbette ki eleştirilmek güzel bir şey. Umarım yorumlarda kaliteli eleştiriler gelir. Benim yanlış düşündüğüme dair veyahut şöyle olsa daha iyi olur gibisinden cümleler olursa güzel olur. Bir önceki videomda işte ya ben huzursuz gibiydim. Videona denk geldim. Oturdum, sen oturana kadar suratın beni huzursuz etti. Kardeşim sen iç dünyanda neler yaşıyorsun bilemem. Ta ki sen oturana kadar diyorsun. Ben record tuşuna basıyorum, kayıt tuşuna. Bir saniye sonra oturuyorum. Sen bir saniye boyunca huzurluydun da ben oturunca mı huzursuz oldun? Yani buna 9 yaşındaki çocuklar bile güler. Gerçek amacınızı bazı cümleler üzerinden örtmeye çalışmayın, komik oluyor. Ve mal bu. Yapacak bir şey yok. Beklentilerin daha farklı estetik suratlar görmekse git Adriana Lima izle. Onun videolarını izle. O estetik belki sana bir huzur verebilir diyorum. Ve artık konuya geçiyorum. İnsanın gözündeki perdeler ne zaman kalkar? İnsan gözünde perde olduğunu, aklında perde olduğunu farkına ne zaman varır? Ben kendi düşünce dünyamda şöyle bir cevaba eriştim. İnsan perdelerini kaldırır ve bu perdelerin önce farkına varır. Bu perdeleri kaldırmasına sebep olan yaşadığı hayal kırıklıklarıdır. Yaşadığı yıkımlardır. Beklentilerinin karşılığını alamamasıdır. Bir şeylere, birilerine yani nesnel ve öznel olarak yüklediği anlamların altında ezilmeye başladığı zaman o perdeler kalkmaya başlar. Ama bu perdeler kalkmadan önce belli bedeller öder. İşte bu bedelleri konuşacağız. Yani bu yıkımların iç dünyamıza nasıl yansıdığını, insan neden bir şeylere anlam yükler, bir şeylerden
beklentilerini yüksek tutar ve bunun sonrasında ne olur? Ne olursa huzursuzluk kaçınılmaz hale gelir. Bunu konuşacağız. Şimdi düşünün, bazı insanların sessizliği taş duvar gibidir, soğuktur. Sen onlara öyle anlamlar yüklemişsindir ki onun o duruşu sana hiçbir şekilde o anlamı hissettirmez. Şöyle bir düşün etrafındaki insanları, arkadaş çevreni, dostlarını, aile bireylerini, kuzenlerini, iş arkadaşlarını. Bizler onlara birkaç anlam yükleriz. Ve onların o duruşu bizim canımızı sıkar. Tanıdık geldi değil mi? İşte bu noktada şunu diyebilirim. Belki de sıkıntı bizim beklentilerimizde değildir. O beklentiyi kimlere teslim ettiğimizdedir. Yani karşı tarafa bakıyoruz. O insanın mahiyeti ne? Ederi ne? Kültürü ne? Kapasitesi, donanımı ne? Dünyaya bakış açısı ne? Bunları analiz etmeden hemen o insana bir beklenti, bir anlam yüklüyoruz. Belki de problem burada başlıyor. Yani bakıyorsun böyle, bu insan çok güvenilir diyorsun veyahut bu insan çok vefalı diyorsun. Biz çok aceleci varlıklarız. Evvela bunu kabul etmemiz gerekiyor. Zaten bu acele edişimiz başımıza bela oluyor sürekli. Bir insana güvenirken çok aceleciyiz. Bir insana sırlarımızı açarken çok aceleciyiz. Bir insana sevdiğimizi söylemek için çok acele ederiz. Ve bunun sonucunda her türlü yıkım kaçınılmaz olur. Ve çok ilginçtir. Bazen bir nesneye, bir insana, bir olaya, bir beklentiye, bu bazen bir şirket olabilir, bir kuruluş olabilir, bir iş yeri olabilir. Buralara yüklediğimiz anlamların bizim kendi eksikliğimizden kaynaklandığını bilemiyoruz. Bilmiyoruz. Veyahut biliyoruz, işimize gelmiyor. Şöyle bir örnek vereyim. Vakti zamanında bundan 17-18 yıl önce Mersin'de mevcut bir lojistik şirketinin mülakatına katıldım. Fakat bu mülakat benim isteğimden kaynaklı bir şey değildi. Tamamen birisinin ağzının payını vermek içindi ve bu kişi benim sülalemden birisiydi ve 3 üniversite okumuş birisi. Beni aşağı gördüğü için, yani benim üniversite mezunu olmamamdan kaynaklı, kendisiyle olan diyaloğumun zayıf olmasından kaynaklı, kendisini sevmiyor oluşumdan kaynaklı, içinde bulunan yaradan dolayı beni aşağı gördüğü için beni bu lojistik şirketine en alt departmanda görüşmem için göya insan kaynakları müdürüne telefon edip, ya işte benim böyle bir yeğenim var. Depoda veya işte çaycılık olur, depo temizliği olur, ofis temizliği olur. Buna böyle bir iş ver diyor. Bu da benim kulağıma geliyor. İşte babam vesilesiyle bana iletiliyor. Ben tabii otomatik olarak kabul etmedim. Sonra aradan 15 dakika geçti. Dedim ki bir dakika ya baba dedim. Tamam dedim, ben o mülakata gideceğim. Sonra hiç üşenmedim. Mahallemizin internet kafesine gittim. O zaman işte benim akıllı telefonum yok. İnternet var ama işte bilgisayarım yok, vesairem yok. Ben turizmciyim. Yazları çalışıyorum. Kışın geliyorum. Geziyorum kafama göre. O lojistik şirketinin insan kaynakları departmanının telefonu buldum. Ve telefon açtım. İşte randevu oluşturmak istiyorum dedim mülakat için. Tabii efendim, hangi departman dendi? Ben üst düzey yönetici departman için randevu aldım. Neyse, çıktım gittim. Oraya vardığımda İngilizce sınavına tabi tutuldum. %72 ile sınavı geçtim. Üst kata alındım. Şöyle bekleme salonu var. Bekleme salonuna gittim. Şöyle bir gözlem yaptım. Vahim bir durum. Görünen tablo hiç iç açıcı değil. Oturdum. Yanımda da bir tane çocuk var. Takım elbiseli böyle. Kravat. Sinek kaydı tıraş. Ben kot pantolon, tişört. Oturdum.
Ben eğleniyorum yani. Ben o işe girme niyetim yok benim. Ben tamamen akıştayım. Eğleniyorum. Keyfime bakıyorum. Ve bazı otoriteleri yıkmak için oradayım. Çocuğun dizleri titriyor. Elindeki 3 tane cüzdan var. İşte gemicilik cüzdanı var. Fakülteden mezun olduğuna dair belgeler var. İşte bilmem ne bilmem ne sertifikaları var. Var oğlu var. Eli dolu yani arkadaşım. Benim elimde hiçbir şey yok. Firma da şöyle söyleyeyim. Hava yolları, işte raylı sistem yolları, tren diyelim. Gemi, uçak, her şey var yani. Tırlar vesaireler büyük bir firma. Tabii benim gözümde bir anlamı yok bu büyüklüğün. Hani anlamlar yüklüyoruz dedik ya, o kısma getireceğim. Çocuğa sordum ya dedim terliyorsun farkında mısın? Şöyle yaptı sildi. Evet dedi. Ya bildiğin şarıl şarıl ter akıyor çocuktan. Neden dedim, bir de dizlerin titriyor, heyecanlı mısın? Evet dedi, heyecanlıyım. Peki neden heyecanlısın dedi. Abi dedi, bu firma çok büyük. Dünya çapında bir firma. Herkesi işe almıyor. Buraya girmek çok zor. Burada herkes çalışamaz. Çok zor bir mülakatı var. Şöyle var, böyle var, anlatıyor. Yani kendisi hariç bana her şeyi söyledi. Ve bu söylediği cümlelerin tamamı firmayı övmek üzerine, firmayı yüceltmek üzerine. Ve ben kendisine dedim ki, kardeşim sen bu mülakatı geçemeyeceksin. Şöyle bir şaşırdı. Neden dedi ya? Çünkü dedim, kendine olan inancını kaybetmişsin. Çünkü dedim, karşı tarafa o kadar anlamlar yüklemişsin ki bu anlamın altında ezilmeye mahkumsun. Sıra sana gelmeden önce ya bu kafa yapısını hızlı bir şekilde değiştirirsin ya da bu işi alamayacağından emin olabilirsin. Ya dedi, sen ne biliyorsun da konuşuyorsun dedi. Benim bilmem ne cüzdanım var, bilmem ne denizcilik fakültesinden mezunum. Şöyle referanslarım var, böyle şeyler var, falan da var, filan da var. Peki dedim kardeşim, sıkıntı yok. Hep beraber göreceğiz dedim yani. Sonra şöyle odayı bir taradım. Bir kişi var. Diğer geri kalanların hepsi omuzları çökük. Eller bacağının arasında. Kimi saatine bakıyor, kimi of diyor, kimi puf diyor. Kimi saçıyla oynuyor, kimi yukarıya bakıyor. Kimi bacaklarını titretiyor, kimi elini nereye koyacağını bilmiyor. Müthiş bir heyecan var. Ben de şöyle yayılmış oturuyorum yani. Karşıdaki o kişi bir hanımefendi. Çok da güzel bir hanımefendi. 3 yıllık da bir birlikteliğimiz oldu o olaydan sonra, o günden sonra. Kalktım yanına gittim. Yeni işiniz hayırlı olsun dedim. Şöyle bir baktı, teşekkür ederim dedi. Dedim, Nescafe mi, filtre kahve mi? Filtre kahveyi daha çok severim dedi. Mülakattan sonra dedim birer kahveyle kutlayalım dedim. O az önce konuştuğum arkadaş da bizi dinliyor. Böyle bir bozuldu falan. Bir iki kişiyi alacaklar. Fazla kişiyi almayacaklar. Adana'da bir bankanın kredi departmanının mülakatını geçmiştim. Onu da size başka bir videoda anlatacağım. Orada da benzer sahneler vardı. Biraz daha farklı konular ama özünde benzer sahneler. O da iyi bir hikayedir. Onu da bir başka videoda anlatacağım inşallah. Neyse biz bu hanımefendiyle konuştuk. Sıra hanımefendiye geldi, girdi. Gayet girişle çıkış aynı. En uzun süre odada kalan kişi de kendisi. Sonra sıra bana geldi ve ben bütün tabuları helak ettim odada. Odaya girdiğim gibi işte sağ köşede bir beden dili uzmanı, sol köşede bir psikolog, ortada insan kaynakları müdürü. Onlara bir defa baktım, bir daha da bakmadım. Oturdum, gayet ayak ayak üstüne attım. Elim çatı şeklinde konuşuyoruz. Mülakat çok uzun, orayı geçeceğim. Ben mülakatı geçtim. O arkadaş geçemedi. Ben 27 dakika kaldım. O hanımefendi 35 dakika kaldı. O hanımefendi şu an o şirketin çok büyük taraflarında çok büyük bir yönetici. Yıllardır orada yani. O arkadaşın akıbetini bilmiyorum. O kazanamadı.
Şimdi bu neden böyle oluyor? O oturan hanımefendi sadece kendisine bakıyor. Dışarıya bakmıyor. Karşı tarafa bir anlam yüklemiyor. Olsa da olur, olmasa da olur. Ben kendimi biliyorum. Ben elimi attığım her işi başarırım mantığında. O özgüvene sahip. Fakat bu arkadaş donanımlı olmasına rağmen kendisine olan inancını yitirmiş. Neden yitirmiş? Çünkü karşı tarafın değerlerine inanmış, kendi değerlerine değil. Buraya çok dikkat etmek lazım. Biz karşılaştığımız olaylarda maalesef bu yüzden hüsrana uğruyoruz. Biz karşı tarafa genelde ilişkilerde anlam yüklerken o karşı tarafın bizim eksik taraflarımızı tamamlamasını bekleriz. Ama burada sorulacak birkaç soru meydana geliyor. Karşı taraftaki insanın benim eksiklerimi tamamlaması gerekiyor. Yoksa ben eksik miyim? Ben eksik miyim ki de o beni tamamlayacak? Bu birinci soru. Peki bu insan günü geldiğinde benim hayatımdan çıktığı zaman ben yarım mı kalacağım? Bu da ikinci soru. Şimdi bu iki soruyla bakış açınızı tekrardan değiştirmenizi rica ediyorum. İlişkilere, bilhassa gönül ilişkilerine tekrardan bir bakmanızı rica ediyorum. Hani şöyle laflar duyabilirsiniz. Sen benim diğer yarımsın. Ben her şeyi sende buldum. Ben sensiz bir hiçim. Bunlar çok tehlikeli kelimeler. Böyle bir insanın depresyona girmesi, böyle bir insanın tükenmişlik sendromuna girmesi, böyle bir insanın hayata küsmesi kaçınılmaz olur o insan hayatından çıktığı zaman. Biz kendi içimizdeki o sevgiyi, yaralanmış sevgiyi bir başkasının elinde pansuman beklerken o yara iyileşmeyecek. O yaraya merhem olacak olan, onu iyileştirecek olan yine biziz. Hani aşk acısı dediğimiz, aşk sancısı dediğimiz şeyler hep bu özelliğimizden kaynaklanıyor. Çünkü karşı tarafa yüklediğimiz anlamdan kaynaklanıyor. Ve hayal kırıklığı dediğimiz şey aslında kalbimize ayna tutar. O kırıklıkları biz kendi bünyemizde görürüz. O ayna, yani o hayal kırıklığı bir aynadır. Kalbine çevirirsin, anlamlar oradan çıkmaya başlar. O aynaya yansımaya başlar. Ve o zaman bir şeyleri anlamaya başlarız. Ama o hayal kırıklığı yaşanmadığı sürece o anlamlar bizi bir şekilde hipnotize etmiştir. Yani bir anestezi görevi görüyordur. Mesela şöyle bir örnek verelim. Sigarayı bırakan insan üçüncü veya dördüncü gün vücudunda ağrılar olduğu şikayetiyle gelir. Ne der? Ya işte benim bacağım ağrıyormuş. Doktora gittim, bacağında şöyle bir problem var. Peki bu ağrıya nasıl şahit oldun? Yani bu ağrıyı nasıl anladın? Ya işte ben 3-4 gündür sigara içmiyorum. Galiba ondan oldu. Çünkü sigara uyuşturuyordu beni. Anlatabiliyor muyum? O devre dışı kalınca ağrılarım gün yüzüne çıkmaya başladı. İşte biz o anlamın akıntısındayken bazı yanlış şeylerin farkına varamıyoruz. Bunun için bir yıkım gerçekleşmesi gerekiyor. Ama şu var. Bir dostun ihanetinde, bir sevgilinin uzaklaşmasında, bir hayalin yıkılışında esas kırılan biz değilizdir. Biz asla kırılmayız. Hani biz deriz ya, ya ben çok kırıldım. Aslında o kırıldım noktası bizim inançlarımızın yıkılmasıdır. Yani o inançlar senin üzerine yıkılır. Üzerine yıkıldığı için sen onun altında kalmışsındır. Canın yanıyordur. İşte kırılma dediğimiz şey o. Aslında ben şahsen kırılmıyorum. Şayet kırılmış olsaydım hayatıma devam edemezdim. Sadece o anlamların yıkıntısı, göçüğü altında kalmaya başlamışımdır. Hani dedik ya videonun başında biz insanlara anlamlar yükleriz. Ağır anlamlar, büyük anlamlar yükleriz ve yıkım ona göre gerçekleşir. İşte biz onun altında kaldığımız zaman deriz ki ya çok kırıldım. Çünkü ben karşı tarafa bu beni tamamlayacak.
Bu beni kurtaracak demişim. O beni kurtaramadığında, o beni tamamlayamadığında ki bu böyledir, kimse kimseyi kurtaramaz. Kimse kimseyi tamamlayamaz arkadaşlar. Beni kurtaracak olan da benim. Beni tamamlayacak olan da benim. İşte bu kısmı anlamamız lazım. Bu kısmı anlarsak her şey çok daha basit olacak. Yıkımın şiddetini bizim yüklediğimiz anlamların yüksekliği, beklentilerin yüksekliği belirliyor. Yani ölçek ne kadar yüksekse yıkımın şiddeti o kadar artıyor. Bunun böyle olmasının sebebi çünkü biz daima hep fazlasını isteriz. Hiçbir zaman yetinemeyiz. Hiçbir zaman hiçbir nokta bizi tatmin edemez. O şeye sahip olmadan önce deriz ki ya şu olsun yeter bana. Ona sahip olduğun zaman o eski söylediğin cümleyi unutursun. Bir başkasına sahip olmak için onu arzularsın, ona anlamlar yüklersin, ondan beklentilerin olur, yükseltirsin, çıtayı gittikçe yükseltirsin. Hiçbir zaman doymazsın. İnsanoğlunun tabiatında bu vardır. Ve bir noktada tıkandığın zaman yıkım kaçınılmaz olur. Mesela sevgiyi çok spesifik hale getiririz. Sevginin sadeliği yetmez bize. Dolambaçlı hale getiririz. Daha detaylı, daha girift bir yapı haline getiririz. Beni seviyorsa şunları şunları yapabilmeli. Şu söylediklerimi kabul edebilmeli. Beni şöyle düşünmeli. Bizim sevgi anlayışımız beklentiler paketidir. Sade değildir. Sade sevgiyi hiçbir zaman kabullenemeyiz. Ben bir insanı seviyorsam akışa bırakmalıyım. O insan bana içinden geldiği gibi davranmalı. Şimdi biz karşı tarafı öyle bir güdüleriz ki, öyle bir otokontrol sağlamak isteriz ki bu eşimiz olur, sevgilimiz olur, nişanlımız olur veyahut bir dostumuz olur. Belli bir süre sonra o kişi de benim neleri sevdiğimi bildiği için sırf beni memnun etmek için rol yapmaya başlar. İşte biz de zannederiz ki, aa beni ne kadar seviyor. Hayır. O seni kaybetmemek için rol yapıyor. Herkes için bunu söylemiyorum ama %70, %80'i maalesef böyle. İstese de istemese de mesela bir ev hanımı kocasının işte atıyorum saat 10'da Türk kahvesi sevdiğini biliyor. Saat 10 dedi mi işte o adam bir Türk kahvesi içer gibisinden. Ama kadının o an o kahveyi yapası yok. Ama yine de gidip yapar ve verirken afiyet olsun kocacığım der. Ama içinden belki de küfür ediyordur. İçinden sana lanet olsun diyordur. Neden biliyor musun? O kadın işte çocuklarından ötürü olabilir, farklı sebeplerden ötürü olabilir. O evliliği devam ettirmek istediği için adamın sevdiği şeyleri ifa etmeye devam ediyor. Adam da diyor ki ya benim karım 10 numara bir tanedir ya. Değil arkadaşım. Değil yani. O kadın zorunluluğundan dolayı böyle yapıyor. Buna sebep olan da sensin. Anlatabiliyor muyum? Hani dedik ya insan hep bir anlam arıyor. Her şeyde ya. Her şeyde bir anlam arıyor. Yani hayat dediğimiz şey bir anlamlar savaşı değildir. Bir şeyi sevebilmemiz için onun anlamlı olması da gerekmiyor. Bazen anlamsız şeyleri de sevebiliriz. Anlamsız hareketler de yapabiliriz. Her zaman söylerim, anlam arayan insanın anlamsız hareketleri, hayat bundan ibaret zaten. Ben oturup bir karıncayı seyredebilirim ya dakikalarca. Orada mutlu olabilirim. Dışarıdan bakan birisi için bu bir anlamsızlık ifade edebilir. Ya 40 yaşında adam oturmuş karıncaları seyrediyor diyebilir. Ama bu anlamsız hareket benim hayatımın bir parçasıdır. Beni yansıtan bir parçadır. İşte bu mantaliteyi atmamız lazım kafamızdan. Yani benim hayatımdaki her şey anlamlı olmak zorunda değil. İşte anlam arayışımızda zaten hep dışarıya bakarız. Çevresel faktörlere bakarız. Karşımızdaki insanlara anlam yükleriz. Onlardan birkaç anlamın gelmesini bekleriz. Veyahut bir nesneden, bir şeyden, varoluştan hayatın kendi anlamını ararız.
Ama kaçırdığımız bir nokta vardır ve en önemli noktadır bu. Dönüp de bir türlü bakmayız. O da kendi anlamımız. Benim anlamım nedir? Zaten işte hayatın anlamı nedir diye sorulan sorulara benim verdiğim tek bir cevap var. Hayatın bir anlamı yok. Hayatı anlamı senin ona yüklediğin şeydir. Biz insanlara ve hayata hangi anlamı yüklüyorsak o anlamı yaşıyoruzdur zaten. Kitapta geçen Elde Var Hayat kitabında bir cümle var bu konuyla alakalı. Ben derim ki insan oğlu bir anlam oluşturur, sonra bu anlamın tecavüzüne uğrar hayatı boyunca. İşte biz hep bunu yaparız. O anlamı yükleriz. O anlamın işkencesine uğrarız. Şeydeki gibi, Stockholm sendromundaki gibi işkencecisine aşık olur. İşte ne bileyim onu döven, kıran adama aşık olur kadın. Onun esaretinden, tutsaklığından kurtulamaz. İşte biz de o anlamın esaretinden kurtulamıyoruz. Ve bu işkence devam etmesine rağmen dediğim gibi Stockholm sendromunda olduğu gibi belki de ömrümüzün sonuna kadar yakamızı bırakmıyor. Ve sonra biz sağda solda huzursuzluğumuzun sebebini araştırmaya çalışıyoruz. Oysa burnumuzun dibinde. Yani cevap yine bizim içimizde. Dedim ya, güzel dostum. Beklentiler, anlamlar. Şimdi beklentiler ne kadar büyürse gerçek o kadar küçülür. Yani şöyle düşün. Diyelim ki bu ev büyüklüğünde bir balon olsun elimizde. Tamam mı? Evin kendisi gerçeklik olsun. Biz de evin ortasında duralım. Duvarları olmasın. Tek parça, yekpare bir yer. Tam merkezde, orijin noktasındayız ve o büyük balonu şişirmeye başlıyoruz. Pompayla veya elimizde. O balon büyüdükçe evin hacmi küçülmeye başlar. Evin boşlukları doluyor çünkü. Evin kendisi gerçeklik dedik ya. Senin buradaki analojide balon senin kendi anlamın. Yani bir şeylere yüklediğin anlam. O büyüdükçe evde gerçeklikti ya. Gerçeklik küçülmeye başlar. Artık görünmez hale gelir. O kadar büyür ki anlam, gerçeği göremezsin artık. Yani yok derecesine yakın bir hal alır. İşte hayal kırıklığı dediğimiz şey tam olarak bu, biliyor musun? Yani beklentinin gerçekten daha ağır olması. Bu ağırlığın altında eziliyor olması. Yani bir sevgili, bir dost, bir arkadaş, her kimse o yüklediğimiz anlamların altında ezilir. O kadar çok büyütmüşüzdür ki kafamızda onlara olan yaklaşımımızın altında ezilirler. Baskı uygularız. Şöyle olacak, böyle olacak. Bazılarının gözünün içine öyle bir bakarız ki onlar kendilerini bir şeylere mecbur hissederler. Yani burada bir bencillik söz konusu, bir ben merkezcilik var, bir egoistlik var. Ben ne istiyorsam öyle olmalı. Çünkü ben sana anlam yükledim. İşte bu hayal kırıklığı dediğimiz şey, bir dosta, bir sevgiliye yüklediğimiz anlamın gerçeğin altında ezilmesi. Yani biz kendi hayalimizde, kendi anlamımızda bir şeyler oluştururuz. Ama bir de hayatın gerçeği vardır. Veyahut karşımızdaki kişinin kendi gerçekliği vardır. İşte o gerçek bizim oluşturduğumuz anlamdan büyük olduğu için bizim anlamımız o gerçekliğin altında ezilir. Hayal kırıklığı denilmiş şey budur. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Belki de bu hayal kırıklığı dediğimiz şeyler iyidir. Biz bu sayede bazı şeylerin farkına varırız. Şöyle düşün, mesela şunun gibi bir örnek verebiliriz. Bir adam yolda yürüyor. Yolda yürürken ayağını bir yere çarpıyor. Kanıyor ayağı. Bu vesileyle gidiyor. İşte doktor diyor ki ya bir bakalım işte tetanos falan filan muhabbetleri var mı? İşte kanına herhangi bir pasmas bulaşmış mı? Bir şey olmuş mu? Kan tahlil abi.
Kan tahlilinin sonucunda bir bakıyor kanser. Ama kanser yeni başlamış. Doktor diyor ki üzülme, neşelen. Bu daha başlangıç. Yenebilirsin bunu. Yayılmamış vücuda. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyler bir şeylere vesile oluyor ya hani. İşte bizim bu hayal kırıklığı dediğimiz şey bizim uyanmamıza vesile oluyor. Şöyle düşün. Ömrün boyunca hipnoz altında kalsan, artık ömrünün kıyılarına gelsen, ömrünün kıyılarında bu gerçeği öğrensen, böylesi mi daha iyi? Yoksa daha 20'li yaşların başındasın, bu rüyadan uyanıyorsun. Bir anda aydınlanıyorsun. Bu mu daha iyi? Hani derler ya, zararın neresinden dönersen kârdır. Bu mantalite. Çünkü anlamları sildikçe insan kendisini bulur. Şöyle düşün. Çamurlu bir araba camı düşün. İçinde ne var ne yok bilmiyoruz. O çamuru yıkadıkça, aa içinde birileri varmış gibi. O anlamlar silindikçe, o sis tabakası dağıldıkça sen kendini görmeye başlıyorsun. Kendi anlamlarınla baş başa kalmaya başlıyorsun. İç dünyana dönüyorsun. Artık dış faktörlerden kurtulmuş oluyorsun çünkü. Ve hayatı artık bir başkalarının eline bırakmayı terk ediyorsun. Artık diyorsun ki bu hayat benim ellerimde. Ben mesela bu mottoyu yani kitabın ismini mesela bu yüzden belirledim. Herkesin elinde bir hayat var. Elimdeki hayata bakmalıyım. Ben bir yerlere varacaksam elimdeki hayat ile olacak bu. Başka bir şeyle olmayacak. Bir başkasının hayatıyla olmayacak. Bu benim hayatım olacak. Bu kadar yani. Çünkü anlam yüklemek dediğimiz şey içimizdeki boşlukları doldurmaktır. Başka bir şey değildir. Yani ben insanlara anlam yüklerim. Çünkü o konuda içimde bazı boşluklar vardır. Böyle düşünmemin sebebi de o boşlukları benim dolduramamış olmamdır. O boşlukları dolduramam çünkü hiç denememişimdir. Kendimle baş başa kalmamışımdır. Sadece bunların eksikliğinden şikayet etmişimdir ve bunu dış etkenlerle tamamlamak istemişimdir. Peki çözüm nedir? Gelelim, artık sonlara geldik. Çözüme bakmamız lazım. Yani bana göre işin bence kısmında benim kendimce bulduğum çözümler var. Bunu da seninle paylaşmak istiyorum. Belki de huzur anlamdan ve beklentiden arınmakta saklıdır. Tabii ki sen bir balçığın içine düşüp çıktığın zaman ilk yapacağın hareket nedir? Duş almak. O çamurdan sıyrılmak. Kendi tenine ulaşabilmen için o çamuru sıyırıp atman lazım. İşte işe şuradan başlamamız lazım. Oturup yahu ben insanlara nasıl anlamlar yüklüyorum? Karşılaştığım birine ne tür anlamlar yüklüyorum? Bunları şöyle bir hayal dünyanda gözünün önüne getirmen lazım. Demek ki ben bundan arınacağım. Ben bundan arınmazsam şayet bir gün gelir bu anlamlar benim boynuma dolanıp beni infaz eder. Budur yani. Yani kendi gerçekliğimize teslim olacağız. Ya biz daima kendimiz hariç her şeye teslim oluruz. Çok ilginç değil mi? Herkese. Yani nedense bir türlü kendimize teslim olmayız. Hep bir başkasına, hep birisinin inançlarına, hep birisinin yoluna gideriz. Onlara teslim oluruz. Ama nedense iş kendimize gelince kendimize teslim olmaktan korkarız. Sanki hayatta bir başımıza kalacakmışız gibi, sanki biz o yolda kaybolacakmışız gibi, yönümüzü bulamayacakmışız, sanki gayyaya düşecekmişiz gibi gelir. Oysa işin aslı öyle değildir. Sadece biz bunu denemiyoruzdur. Ne kadar kendimizle baş başa kalabilirsek o kadar güçlü oluruz. Fakat altını çizmek isterim. Bizler sosyal varlıklarız. Ben tekilliği savunmuyorum burada. Git kendini bir mağaraya kapat demiyorum. Elbette ki insanlar içinde olacaksın. Ama sınırlarını çizebiliyor olacaksın. Hani o huzur dediğimiz şey var ya, belki de şurada saklıdır.
İşin yine bence kısmındayım. O birilerine yüklediğimiz anlamlar var ya hani. Çok güvenilir. Çok naif bir insan. Çok sözünün eri bir insan. Çok bilmem ne insan. Bunları kendimizde aramalıyız. Yani çok güvenilir dediğimiz zaman biz güvenilir olmalıyız. Ben güvenilir olmalıyım. Bir başkasının güvenilir olması beni ilgilendirmemeli. Bir başkasının naif olduğu beni ilgilendirmemeli. O başka kişinin naif olması elbette güzel bir şey. Ama ben bunun ardına yani trenin vagonu gibi o kişinin o naifliği trenin gövdesi olsun, kafa kısmı olsun, onun arkasına vagonlar yüklememeliyim. Trenin ağırlığını arttırmamalıyım. Çünkü o tren ileride bir yere çarparsa yıkım çok büyük olacak. O insan naifse bu güzel bir şeydir. Ama ben tutup kendi iç dünyamda bunu anlamsız ve abartılı bir şekilde büyütmemeliyim. Ben işin bu kısmını seninle tartışıyorum. Yoksa elbette insanların güvenilir olması, paylaşımcı olması, yardımsever olması iyi şeylerdir. Ya şöyle düşün. Bir insan mesela bir kediyi besliyor, değil mi o an? Bu güzel bir faaliyet. Benim de sıkça yapmak istediğim ve yaptığım şeyler. İmkanım olsa 7-24 hayvanları kovalayacağım böyle. Onların karınlarını doyuracağım. Fırsat buldukça yapıyorum bu faaliyetleri. Ama buna bakın. Ya ne kadar yardımsever bir insan, ne kadar hayvansever bir insan, ne kadar şöyle bir insan, ne kadar böyle bir insan, ne kadar... Abi bir dur ya. Bir dur. Bir dur artık yani durman gereken yerde durabilmen lazım. Yani bakarsın ha, güzel bir faaliyet yapıyor. Bu kadar. Ya işte birisine 100 TL verirsin. Adam aynı gün getirir. Hemen adamın bütün hayatı boyunca dürüstmüş gibi davranırız. Sonra o adamın bir yanlışını gördüğümüz zaman dünya başımıza yıkılır. İşte hani dedik ya inançlarımızın altında eziliriz. Çünkü biz o adama olan inancımızda güvenilir tırnak içerisinde. Güvenilir adam, güvenilir adam. Kendimize böyle telkinlerde bulunduk. Mesele bu. Mesele adamdan çıkıyor artık. Mesele senin kendi şahsiyetinle alakalı oluyor. Adam sana demedi ki ya arkadaşım bana güvenilir olarak inan. Bana yardımsever olarak inan. Bana paylaşımcı olarak. Adam böyle bir şey demedi. Adam sadece bir şey yaptı. O anlamı sen oluşturdun. Ve onun altında kalan yine sensin. Bunu anlatmak istedim arkadaşlar. Umarım dilimin döndüğünce meseleyi anlatabilmişimdir. Bu konuyla alakalı bir kitap ve bir film tavsiyesinde bulunacağım. Bunu açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Video daha fazla uzamasın. Bu arada Elde Var Hayat resmi ve Murat Gür resmi Instagram adreslerimi takip edebilirsiniz. Çünkü oraya akşamları storyler atıyorum. Yine bu tarz benzer konular. Bir de günlük bir veya iki tane Reels videosu atıyorum. Hap bilgiler, pratik bilgiler. Oradan takip edebilirsiniz. Aşağıya koyduğum Telegram grubuma katılıp benim psikolojik danışman Ali Kaan Bey ile bazen yaptığım tartışmalar oluyor. Bir meseleyi konuşuyoruz. Bunlara şahit olabilirsiniz. Benim ses kayıtlarımı dinleyebilirsiniz. Biraz derin felsefi ve psikoloji tartışmaları. Fikriniz varsa bunu o grupta beyan edebilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz. Kendi problemlerinizi bize anlatabilirsiniz. Mahremiyet derecesine göre. Bu sizinle alakalı bir şey. Faydalı oluyor. Kesinlikle faydalı oluyor. Günlük birbirimizin modunu yükseltiyoruz o Telegram grubunda. Arkadaşlar telefonun, özür dilerim, mikrofonun şarjı bitti. Kalan kısmı da böyle bitirelim. Spotify, kendine bilge. Tavsiye ediyorum podcast sevenler mutlaka takip etmeni. Araba kullanırken, ev işi yaparken, yürüyüş yaparken atıl gibi gördüğünüz zaman dilimlerinde ekrana bakmaksızın dinleyebilirsiniz.
bu kısmı da eklemiş olayım. Bu şekilde bitirdim, kusura bakmayın. Dediğim gibi mikrofonun şarjı bitti. Kendinize çok iyi bakın. Her neye inanıyorsanız ona emanetsiniz. Etrafa yüklediğimiz anlamlara da dikkat edelim lütfen. Yıkım yüksek olmasın. Hiçbir şey öznel veya nesnel sizden daha değerli değil. Siz kendinize değer vereceksiniz ki bir başkası da sizden değer görebilsin. Buna dikkat edin. Sizden rica ediyorum. Mentalinizi her zaman yüksek tutun. Bu videoya da bir like, yorum falan atın. Bir etkileşim başlatın. Felsefi, psikolojik. Beni de eleştirebilirsiniz. Ama tabii bu fiziksel özellik, ne bileyim, başka bir şeyler olmasın. İçerikle alakalı olsun. Ya şurada yanlış düşünüyorsun. Bence bu böyle olmalı tarzında. İşte o zaman o yorumlara ben değer veriyorum. Onları kayda alıyorum. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.